Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te Şarka Giden Yolda, Garbanik Fısıltısı, Pera Palas'ta geçen bir dizi yayınlandı. Açıkçası başta platformun Türkiye yapımı diğer işleri göz önüne alındığında bu yapımın gayet heyecan verici bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden ekip olarak hızlıca ekran başına geçtik ve diziyi bir çırpıda bitirdik. Fakat beklentiler yine üzdü. Önce yapımın künyesine bir göz gezdirelim. Charles King'in aynı isimli romandan uyarlanan dizinin senaryosunu Hanımın Çiftliği, Kayıp, Gün Akşam Oldu gibi öyle pek de tutmadığımız işlere imza atan Elif Usman yazdı. Yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Doğan birlikte yaptığı Pera Palas'ta Gece Yarısı zaman ve zaman yolculuğu üzerine kurulu fakat zaman hakkında çok da bir şey söylemeyen bir anlatı olarak karşımıza çıktı. Bu tür yapımlarda o kadar büyük, o kadar destansı şeylerin peşinden koşuluyor ki öykünün gözü başka hiçbir şeyi görmüyor. Karakterlerdeki derinleşememenin sebebi de tam olarak bu bence. Karakterler demişken başrollerde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı var. Bu arada bence kas seçiminde biraz problemli. Aslında gayet başarılı oyunculardan oluşuyor fakat bir araya geldiklerinde enerjileri, uyumları ekran ötesine pek geçmiyor bence. Hikayeye gelecek olursak, hikaye gazeteci Esra'nın Pera Palas'ı araştırmak için otele gitmesiyle başlıyor. Benim dikkatimi çeken noktalardan biri bu işin kendisine verildiği toplantıda yöneticilerinden birinin direkt olarak seyirciye Esra karakteriyle ilgili konuşmasıydı. Bu konuşma her ne kadar Esra'ya bakılarak yapılsa da aslında oradaki hedef seyirciydi. Senarist henüz dizinin başında seyircinin karakterin dik kafalılığını öğrenmesini istiyor ve bunu aktarmanın yolları için kafa yormak yerine bir daha hiç görmeyeceğimiz bir karakterin ağzından yüzümüze yüzümüze söylemeyi tercih ediyor. Esra, otelin müdürüyle birlikte Atatürk'ün kaldığı odayı, Agatha Christie'nin romanlarını yazdığı 411 numaralı odayı gezerken başına bir kaza geliyor ve bu kaza sonucu acayip bir yerde buluyor kendisini. 1919'un Nisan ayında ışınlanan Esra bir anda kendini Türkiye'yi ve Atatürk'ü kurtarması gereken bir noktada buluyor. Sıradan insanların istemedikleri bir duruma maruz kalarak dünyayı ya da ülkeyi kurtarmak gibi bir misyon üstlenmesi aslında bir senaryo matematiği ve bu da bu öyküde karşımıza çıkıyor. Her acemi ve savruk kahramanda olduğu gibi Esra'nın da olayları çat pat bilen bir akıl hocasına ihtiyacı var. İşte burada da Tansu Biçer karşımıza çıkıyor. Hikaye Esra'nın 1919 yılına giderek zaman akışını bozması ve kendisine tıpatıp benzeyen Peride'nin yerine geçmesiyle devam ediyor. Toparlayacak olursak aslında öyküyü işleme şeklindeki çatlaklara rağmen öyle pek de fena bir evren kurmayan Pera Palas'ta Gece Yarısı bir çırpıda bitirilebilecek bir dizi. Her Netflix yapımında olduğu gibi dizinin temposu gayet yüksek. Suni ve organik bir sürü aksiyon pompalanıyor üzerimize. Ben kişisel olarak Hollywood'dan miras kalan ve Netflix'in bu bayrağı güzelce taşıdığı aman seyirci sıkılmasın temposunu pek sevemiyorum. Atıyorum kimin geldiğini merak ettiğimiz bir kapının yavaş yavaş gerilim müziğiyle birlikte açılması, orada bölümün sona ermesi ve yeni bölümün bir kedinin gelmesiyle başlaması bana biraz yavan geliyor açıkçası. Pera Palas'ta Gece Yarısı'na dönecek olursak, sezonun finalinde beklenildiği üzere bir twist de mevcut. Fakat bu tür yapımlardaki en büyük twist sezonun sonunda bir twist olmaması olurdu bence. Bu arada dizinin %99'u 1919 yıllarda geçmesine rağmen yola adım atar atmaz taksi bulma klişesi yine bir yerlerden kafasını uzatıyor. Kahramanımızın başına gelen tüm bir olayların yağmur yağdığından dolayı eve dönememesinden kaynaklanması az önce bahsettiğimiz gibi öyküyü işlemedeki derin çatlaklardan yalnızca bir tanesi. Fakat öte yandan dünyayı ya da ülkeyi kurtarmak gibi büyük amaç edinmiş öykülerde bu tarz küçük detaylara takılmamak da gerekiyor bence. Bilemiyorum, belki de bu curcunaya kapılıp karakterlerde mantık ya da tutarlılık aramamak gerekiyor belki de. Burada büyük bir tutarlılık ve çelişmezlik örneği göstererek videoyu sonlandıralım. Çünkü bence Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi savruk bir yapımın videosu da savruk olmalı diyelim ve videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Daha yeni başlıyoruz.